Ben çocuğuma bir Tadelle alamayacak mıyım? Eminim hepimizin hayatında Tadelle ile ilgili özel bir anı vardır. Bugün bile yaşı 30'u geçmiş olanlara Tadelle ikram ettiğimizde hiç geri çevirmiyorlar. Tadelle bir armağan gibi, bir ödüllendirme gibi kabul ediliyor. Epey aradan sonra güçlü bir kampanyayla geri döndü. Sanset Gıda Pazarlama Direktörü Aslı Eren Şengezer'e hem kampanyayı hem de o nostaljik Tadelle'yi sorduk. Hadi hep beraber izleyelim. Ben Aslı Eren Şengezer. Yaklaşık 20 yıldır Tadelle, Sarelle, Sagra ve aslında bünyesinde pek çok markayı biriktiren bir bünyenin içerisindeyim. İkiye ayrılan bir dönem söz konusu. Bunun 10 yılı başka bir grupta Bayındır Holding'de geçti. Orada ağırlıklı olarak Tadelle, Sarelle, Sagra, Gol markalarıyla ilgilendim. Sonrasında bir satın alma sürecinden sonra Toksöz Gruba geçtik. Kökeni ilaç olan, bugün Sanovel İlaç diye bilinen, işte Majezik, Lansor gibi güçlü ilaç markaları olan bir bünye aslında bu. 2007'den sonra hayat biraz değişti. Markanın aslında tamamen markaların konumlandırmaları değişti, paket dizaynları değişti. Aslında içeriği değişti ve yapı da biraz değişti. 2 tane yurt dışında global ajansla çalıştık paket tasarımları için. Sonra bir tüketici testi yapalım dedik. Tüketiciler dedi ki hayır, değiştiremezsiniz. Paketin değişmesini istemiyoruz, tasarımın değişmesini istemiyoruz. Bu aslında çok sevindirici bir şey. Çünkü marka şirketin olmaktan çıkıp artık tüketicinin, halkın markası olmuş durumda ve biz değiştirmedik. Paketi, o ikonik kırmızı paketimizi koruduk. Sadece logoda küçük yumuşatmalar yaparak dizaynı değiştirdik. Ayrı bir kulübümüz yok ama zaman zaman bizim aktif olarak kullandığımız sosyal medya mecralarımız var. Orada da 1 milyon 200 bin fanla çikolatada birinciyiz. Şimdi pazar payında evet rekabette daha farklı bir noktadayız ama sosyal medya mecralarında Tadelle çikolatada 1. Sarelle ile de 4. sırada yer alıyoruz. O mecraları iyi kullanıyoruz. Oradan tüketicilerimizle iletişim kuruyoruz. Onlara yarışmalar organize ediyoruz. Ödüller veriyoruz. Orayı canlı tutmaya çalışıyoruz. Sevdiğimiz bir mecra ki 2012 yılında başlamamıza rağmen, açmamıza rağmen sayfaları şu anda Türkiye'de 1. sosyal medyada 1. sıradayız. Tüketiciler Tadelle'yi ayrıştırıyor. Diyorlar ki ben Tadelle'yi bir ödül olarak görüyorum kendime ve daha çok çayın yanında, kahvenin yanında tüketiyorlar. Bu gençlerde de böyle, orta yaşta da böyle. Aslında 7'den 77'ye herkesin Tadelle'yi konumlandırdığı kafasında bir nokta var. Bu da bir ödül ürünü. Yani harca alem sokakta yürürken ben Tadelle'yi yemem, Tadelle benim için değerlidir, onu özel bir anımda tüketirim diye konumlandırıyor tüketici araştırmalarında. Hatta buradan yola çıkıp özellikle gençlerde yapacağımız, geçen yıl yaptığımız Yemişim Finalleri diye bir kampanya yaptık dijitalde. Burada şunu söyledik aslında, bak sınava giriyor olabilirsin, finallere hazırlanıyor olabilirsin ama biz senin yanındayız, seni destekliyoruz dediğimizde gençler gece ders çalışırken kahve ile birlikte, çayı ile birlikte Tadelle'nin resimlerini paylaşarak onun yanında olduğumuz için bizden duydukları mutluluğu ifade ettiler. Vine denen, o dönemde dijitalde kullanılan bir mecrayı biz televizyona taşıdık. Aslında Türkiye'de örneği yok, dünyada da biz bulamadık. Hani ben yok diyebiliyorum. Bizim ilk defa yaptığımız bir çalışmaydı. Kısa kısa 26'ya yakın Vine videoları çektik, 7 saniyelik. Ve bunları televizyona taşıdık. Hiçbir pek shot kullanmadık. Hatta outdoor'da yaptığımız sloganı yedik diye söyledik. Biraz daha genç dilinde. Ve oradan çok iyi bir çıkış yakaladık. En azından gençlerin dünyasına böyle hop diye girdik ve onlar da bizi kucakladılar. Reklamın yayınlandığı akşam gençlerin Twitter'da ayağımda terlikle, pijamayla bakkala Tadelle almaya gidiyorum dediği mesajları gördük. Ve sonrasında da 8 tane ödül aldık ki bunlardan bir tanesi sektörde de direkt satış rakamlarında satış artışına da verilen EFI. Özellikle onu da belirtmek istiyorum. Bizim için çok değerliydi. Sonra bir sessizlik dönemimiz oldu ve bugün geldiğimiz noktada ise yine iddialı, tüm Türkiye'yi kucaklayan, 7'den 77'ye herkese hitap eden, biraz daha o nostaljik yapıyı da duyguları içinde barındıran bir kampanyadan yola çıktık. Aslında bu kampanyayı yaparken sloganımız hayatın tadı elinde, Tadelle. Yani şunu diyoruz, hayatı sen nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa. Sana dışarıdan gelen mesajları duyma ve bunları yaparken de hep Tadelle senin hayatının bir parçası olsun. Burada ajansı brieflerken bir tane kilit kelimemiz vardı. O da totem. Tadelle insanların hayatının bir totemi olsun. Bu verdiğimiz briefte böyle özellikle büyük puntolarla yazdığımız bir kelimeydi. Bunu nasıl bulduğumuza gelecek olursak bir gün bir haber dinlerken dikkatimi çekti. Küçük bir çocuk ilk yüzme yarışına katılırken ıslak havluya çorabıyla basmış ve onu hayatı boyunca totem yapmış. Her yarışmaya çıkarken de çorabıyla ıslak havluya basmış. Ben de şeyi düşünüyorum. Yani Tadelle öyle bir şey olsun ki mesela bugün kendimi şanslı hissetmek istiyorsam yanıma alayım. Patronla görüşme yapacaksam yanıma alayım. Sınavım iyi geçtiyse yanımda olsun. Yani her an başka hani atıştırmalık çekmecesinde neler var dedik ya her şey olabilir ama Tadelle hep orada vardır.